Ana kabulü için kapattım. Kapattım. Kovanı açtım. Evet. Kendi anasını yapan diğer kovanı normal. Evet, bu en baştaki kovan. Kovan meme dikmemişti. Ve anayı içinden çıkararak salmıştım içeriye. Evet, bu kovan da çalışıyor. Bu kovana ilk çerçeveyi koymuştuk. Daha sonra orta kovana çerçeve takviyesi yapmıştım. Ve daha sonra orta kovanda ve en soldaki kovanda yaptığım kontrolde en soldaki kovanın ana memesi diktiğini, 3 tane. Orta kovanın da herhangi bir meme dikmediğini görmüştüm ama orta kovandaki ve en soldaki kovanın ana arıyı kabul etmediğini, yani ana arıyı kesmeye çalıştığını, tarlacı arıların kuyruklarını kıvırıp, iğnelerini kıvırıp kesmeye çalıştıklarını görmüştüm. Bu ortadaki kovanın neden kesmeye çalıştıklarını anlamak için, çünkü meme de yoktu. Dedim herhalde bunda bir ya dışarıdan bir oğul girdi ya da bir arı girdi, ana arı girdi. Bir bakayım dedim, evet. Ve baktım ki ilk böldüğümüz kovandaki yaşlı ana arı bu kovanda. İlk kovana böldüğüm zaman bu çerçeveye koymuştum bir çerçeve. Onun üstünde kalmış. Yani çerçeveden çerçeveye atlama durumu. Ana arıyı arayıp bulamamıştık bu yaşlı karniyola anasını. İlk kovana koyduğumuz, en sola koyduğumuz çerçevedeymiş. Tabi boyazlı su olduğu için de göremeden birer çerçeve birleştirme yapmıştım orta kovana. Orta kovanın anasını onun üzerine aldım ve o kapattığım kovana, biraz önce önünü açtım, kovana verdim ana kabul etmesi için. O kovanı da, esas ana kovanında kalan 4 çerçeve tarlacılardan oraya koydum ki tarlacılar 3 gün sonrası yerini unutup anayı kabul etsinler. Şimdi içlerine bakacağım. Durum ne? Analar yumurta atmış mı? Veya analar kesilmiş mi? Onlara bakacağım. Evet, aradan 5-6 gün geçmesine rağmen bu kovandan çıkan yaşlı tarlacılar doğru eski yerlerine gittiler. Yani tarlacılar eski kovanlarını unutmadılar. Aynı merada ne yaparsan yap, kapatsan da tarlacılar eski yerini unutmuyorlar. Evet, en sağdaki kovana bakayım. Ne halinde? Evet, buradaki şurupları yalama dertlerinde. Eski ana kutusunu da içine atmıştım keklerini yesin diye. Keklerini, şurada kalan kekleri yiyip bitirsinler diye. Suyunu boşaltacağım artık. Değiştireceğim. Evet, bayağı çekilmişler. Kadro durumu fena değil. Herhangi bir dışarıdan yağma gözükmüyor. Yağma girmemiş. Yağma olmamış.
Evet. Bazı sırrını açmışlar. Balları tüketecekler. Yine burada da biraz bal sırrı açmışlar. Anarı burada beyaz işaretli. Herhangi bir yumurta var mı diye bakıyorum. Evet, günlük yumurta var. Ana arı yumurta atmış. Bu kovan yağma yemezse kendini kurtarır. Yine sıkışık tutacağım bu kovanı. Bu kovana yağma yememesi için şurup vermeyeceğim. Sadece kekle devam edeceğim. Kek ve su, kek ve su. Başka bir şey yok. Şurup vermeme gerek yok. Zaten yeterince üzerinde açık balı var. Oradan yiyebilir. En sağdaki çerçeveyi referans çerçevesi olarak koydum. En soldan sağ tarafa taşırsa içeriye alacağım. Yine keklerini açıp içine vereceğim. Bir sonraki gelişe kadar bunun gıdası şu an için yeterli. Suyunu ilave ediyorum. Bir sonraki gelişe kadar yarım su işlerini görür. Bu kovan 21 gün kendini koruyabilirse, bu şekilde kalabilirse kurtarma ihtimali artacak. Evet, bu ortadaki yaşlı ana olan koloni. Evet, bunun da suyunu değişeceğim. Bunun anası boyasız yaşlı. Evet, polen stoğu ve açık yavrular var. Ana arı buna yumurta atmış. Tabii ana arıyı görebilecek miyim yine? Açık yavrular var. Yaklaşık bir 5 günlük, 6 günlük yavrular. Günlük, 1-2 günlük yumurtalar da var, açıklar. Şu anda bu çerçevede kapalı yumurta yok denecek kadar az. Bakalım kapalısı var mı bu kovanın. Bunlar bu çerçevede yok. Evet, az buçuk bir kapalısı var. Ana arı burada. Ve günlükler de var. Ana arı yumurtlamaya devam ediyor. Arka tarafta da bal ve açık yavrular var. Evet. Bu kolonide 21 gün yağma yemeden kalabilmesi lazım. Kendini kurtarabilmesi için. Bir 20 gün, 21 gün bu şekilde
arıyı bırakacağım genişletmeden. Suyunu da koyayım. Evet, keklerini de açıp üstüne koydum. Yine araya aparat attım. Suyunu veriyorum. Yarım verdim. İdare ediyorum. En soldaki arı kendi ana memesini dikmişti ve eski verdiğim anayı kabul etmemişti. Ben de verdiğim anayı bundan almıştım. Kesmek üzereyken. Şimdi bu köşelere kümelenme. Buradaki propolisleri topluyorlar. Aynı zamanda içeride ana olmadığı için suylarını da bitirmişler. İçeride ana olmadığı için de tabii doğal olarak dağınık çalışıyorlar. Şimdi bakayım ne halindeler. Kadrosu iyi. Kadrosu iyi durumda. Buna gelecek hafta kek takviyesi yapacağım. Evet. Arkadaşlar günlük yavru görüyorum. Bu arada günlük yavru görüyorum. Şimdi günlük yavru görüyorum ve burada bir tane beyaz ana var. Bu beyaz ana benim orta kovandan dışarıya kaçan ana. Orta kovana verdiğim anası. Yani yaşlı ananın hakim olup eski anayı kovaladıkları ana. Dışarıda olan tek ana orta kovanın beyaz anasıydı. Kabul etmedikleri o ana gelip bu kovana hakim olmuş. Onu ben diğer arıları, kesmeye çalışan arıları dışarıya atarken kaçmıştı. Ve ben kovandan gidince, yani arılıktan gidince dışarıda açıkta kalmıştı. Ve üstüne yağmurlar yağmıştı. Şimdi ana arı, beyaz ana bu kovana hakim olduğuna göre orta kovandan kaçan beyaz ana, dışarıda kalan beyaz ana. Bakalım burada ne olmuş? Bir tane memeyi bozmuş. Bir tane meme bozulmuş. Yani evet, şurada bir heves memesi var. Heves memesinin içi boş. Yani ne süt var ne bir şey. Şimdi şurada bir bozulmuş olan ana arı memesi var. Kendileri bozulmuş. Dolayısıyla bu kapanan memelerin bozulması gerekiyor. Şimdi bir ters durum yaşamamak için tekrar şimdi bu ana arıyı, bu kovana daha beyaz boyalı ana arıyı kabul ettiklerini teyit edip tekrar görüp, evet burada beyaz boyalı ana arımız yürüyor. Ve beyaz boyalı ana arı yumurta attığını da kendim görüyorum.
kovandaki memeleri bozmam gerekiyor. Memeleri bozmak zorundayım. Çünkü artık daha kovan bölmeyeceğim. Arı bölmeyeceğim. Arı memesi bayağı bir derin yapmışlar, büyük yapmışlar. Yani koca koca bir şey yapmışlar. Şimdi şu ana arı memesini bozmak zorundayım. Ana arı bunu kesmemiş ama ben bozuyorum. Yine bu memeyi de bozmak zorundayım. İçindeki sütleri yesinler. Evet. Buradaki memeyi de kendileri kesmişler. Yani aslında memeleri kendileri bozuyorlar şu anda. Evet. Birini bozmuşlar. Ana arı yumurtlamaya başlayınca diğerlerini de kendileri bozuyorlar yumurtaları. Bunu bozanlar kim? İşçi arılar. İşçi arıların bozduğunu da burada rahatlıkla görüyoruz şu anda. İşçi arılar memeyi kesiyorlar, bozuyorlar. Ana arı memesini. Evet, benim şu an yaptığımı onlar doğal olarak yapmışlar zaten. Sırayla bozuyorlarmış 4 memeyi. Evet. Şimdi yapacağım şey daha fazla rahatsız etmeden, kurcalamadan bu kovanı kapatmak. Şimdi ne yapacağım? Bu kovanın kadrosu. İki çerçeveye yetiyor. Buna bir çerçeve daha ilave edeceğim sadece. Onu da yan taraftan hazır kabarmış vererek yapacağım. Temel petek ya da temel petek ya da peteksiz boş çerçeve vermiyorum. Şimdi bunu tam ortaya da verebilirim ana arı yumurta atsın diye. Ama arının mevcudu şu an itibariyle sıkı durması gerekiyor. Zayıf olduğundan dolayı ben istiyorum ki buraya arı duvar yapmaya çalışsın ve yavaş 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 ilerlesin. Fazla dağılmasın. Ve ana arı yumurta atacaksa ortadaki şu an ortada bulunan duvar çerçevesini oyarak yumurta atsın. Yani oradaki gıdayı tüketerek, aç kalmayarak yumurta atsın istiyorum. Suyunu veriyorum ve buradaki ana memesinin sütüyle ilgileniyorlar. Böyle kesmekle. Ben suyunu vereyim. Buna tam vereceğim çünkü bunun kadrosu iyi baya. Şu an içeride bulunan ana aslında bizim bu ortadaki kovandan kaçan anamız. Şu anda ortadaki kovanda da yaşlı ana var. Yumurta attığı kadar atacak. Muhtemelen bu kışı çıkarmayabilir ortadaki yaşlı ana. Durumuna bakacağız. Evet. Beyaz taktığım 3 tane ana. Kafkas F1 anası.
Eski analarsa karniyol. Karniyol F1. Şimdi bu kovana kadro itibariyle biraz şurup vermem lazım. Üstünde keki var. Şurup vermemin dezavantajı yağma olabilir kokusundan dolayı. Avantajı ise biraz içerideki arıların sıvı gıda alması için, yani yumurta attığı için biraz daha yavruları daha iyi ve daha çabuk besleyebilmeleri için. O yüzden tüketebilecekleri miktarda uygun şurup vereceğim. Verdiğim şurup miktarı yarıdan daha az. Yarıdan daha az şurup verdim. İhtiyaçlarını görsünler. Şu anda bu arıların içinde en sıkıntılı durumda olanı bu. Evet, zaten karıncalar hemen kovana yuva yapmış bile. Evet. İçeride bir miktar kek yiyenler var. Şimdi bunun kadrosu çok zayıf. İçeride ne var? Bakalım anar ne halinde. Duruyor mu hala, kestiler mi? Evet, burada bazı polen var. Ve şurup yapmamışlar. Bir yumurta var mı diye bakıyorum. Herhangi bir yumurta yok, göremedim. İkinciye bakayım. Bunda da herhangi bir yumurta yok. Biraz burada da herhangi bir yumurta yok ve iki tane meme var. Ama memeler sanırım boş. Muhtemelen bu kovanın ana arasını kestiler. Şimdi evet, hemen ana kontrolü yapıyorum. Ana arı kontrolü. Onun anası uyalıydı. Şu ana kadar göremedim. Evet, bu kovanın
diğer kovanla birleştirmem gerekiyor. Evet, ana kovanla birleştirmem gerekiyor bu kovanı. Bunda ana kaybı söz konusu. Kovanda kendini bu kovanın yeri olarak kabul eden arılar var. Yani bu kovanın hiza olarak kabul eden arılar var. Bu kovanın durumu Haziran ayı kabul edip etmemesinden sonra belli olacak. Şimdi arı birleştirme işlemine başlayacağım. Onun için içerideki arılara daha önce bitkisel dezenfektan yapmıştım, aromaterapik yağ karışımı. Çerçevenin üstlerine, arıların üstlerine ve içeriye sıktım. Aynı şekilde buna da sıkıyorum. Diğer kovandan bu kovana aktarırken siz gül suyu da sıkabilirsiniz. Önemli olan iki kovanın kokularını eşitlemek. Kokular eşitlenince birbirlerini kırma olmuyor. Yine aparatla birlikte kekini ve suyunu veriyorum. Evet. Ön tarafını tamamen açıyorum. Kir rahatlıkla. Girebilsinler. Diğer kovanın arılarını da bunun üstüne silkeleyeceğim. Evet, kalan arıları da buraya sıkılacağım. Tamam. Bu kadar. Böylece kovan iptali yaptım. Eski kovanı yine kokusundan dolayı içine geliyorlar. Bu kovanı artık oraya koymuyorum. Diğerini yanına koyuyorum ki içine girebilsinler. Diğer kovanın içine girebilsinler. Ve açıkta bırakıyorum. Aynı zamanda ters çeviriyorum. Evet, yağma sorunu olmasın diye tekrar ön tarafı girişi kapattım. Sol taraftaki iki taneden girip
çıkacaklar. Evet, kovan. Altına da bakayım. Herhangi bir anormallik var mı? Biraz tort var. Un kurdu tortusu. En normal petek tortusu var. Bunu da temizleyeyim, tekrar takayım. Zayıf kovanların da tamamını, ip tavlasını temizlemeyi unutmuyoruz. Ve bu iki kovanı neden birleştirmek zorunda kaldım onu da söyleyeyim. Kovanın buradaki tarlacıları bu kovana geçtikten sonra artık kendilerini bu kovanın arısı gördüğü için, yani tekrar eski kovanlarına gittikleri için, yeni eski yerlerini unutmadıkları için dönüp gelir buradaki kovanı, zaten anası da yok. İçeride yeterli kadrosu da yok. Yani koruma yapacak kadrosu da yok. Bu kovanı komple yağmalardı. Onu engelledim. Yani birbirini kırmasını engelledim. İkincisi de bu kovanın zaten şu anda 10 küsür gün oldu. Ana arının çıkması için 16 gün lazım. Çiftleşmesi vesaire 1-1,5 ay buluyor. Zaten bu saatten sonra da ana bir an önce yumurta atıp kovanın toplaması lazım ki kendisini yağma dönemine gitmesin. Ağustos ayında yağmaya gitmesin ve arı kuşlarına telef olmasın ana arı çiftleşme uçuşlarında. O yüzden mecbur hazırlana vereceğim. Hazırlananın bu kek bölümünü açtım. Buradaki büyük kek bölümünü değil de buradakini, küçük kek bölümünü açıyorum ki yine bu da Kafkas F1 beyaz ana, beyaz işaretli ana. Bu senenin anası. Bunu da direkt kovana vereceğim. 3 gün içinde açıp kendileri hazır ana olarak kabul edebilirler. Kabul etmezlerse, anayı keserlerse peşinden tekrar yine hazır ana vermek zorunda kalacağım. Zaten bu tarlacılar da bu döneme kadar çoktan ölür. Arkadan gelen bakıcı arılar, yani bakıcı olacak olan kapalı arılar da sonraki anayı kabul edebilirler. Şimdi içine vereceğim. İçerideki kadro yoğunluğunun girip rahat girip çıkabilmesi için de girişi ortaya doğru alıyorum. Evet, bu şekilde.